Merhaba arkadaşlar, Laktozsuz Teknoloji'nin bambaşka videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda FreeDOS bir bilgisayara nasıl kurulum yapılır, en hızlı, en basit şekliyle hemen anlatacağız. Videoya geçelim. Şimdi FreeDOS bilgisayarlar görece muadillerinden bir kuple daha uygun fiyatlı oluyor. Çünkü hani içi boş oluyor bilgisayarın. Siz FreeDOS bir bilgisayar aldığınızda Windows'u ve diğer driver'ları yüklemekle yükümlüsünüz. Bu işlemi nasıl yapacağız? En hızlı ve basit yöntemiyle size anlatayım. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle çalışan bir Windows işletim sistemi olan bir bilgisayara ihtiyacınız var. Buradan www.microsoft.com'a giriyorum ve ardından Windows 11 yükleme medyası oluşturma diye bir kısım var. Boş bir tane USB'm olacak. Boş USB'yi bilgisayara takıyorum. Gördüğünüz gibi. Bilgisayara tıkıyorum. Ardından 11 medyası oluşturur kısmına hemen indir diyorum. Buradaki kurulum dosyası iniyor. Dediğim gibi bunu başka bir bilgisayardan yapmak gerekiyor. Çünkü satın aldığım bilgisayar zaten boş. Windows yüklü olmayan bir bilgisayar. İndirdiğim şeyi açıyorum ve kuruyorum. Kurduğumda önce bir hazırlık yapıyor. Ardından buraları kabul et ve ilerle diyeceğim. Burada dili ve sürümü seçiyorum. Ve kullanılacak medyayı seçmemi istiyor. Ben de diyorum ki USB flash sürücü diyorum. Boş bir USB'mi taktım. Ardından USB flash sürücü diyorum. Sonraki diyorum. Ardından tekrar ileri dediğimde Windows 11 bu USB kurulum USB'si olarak biliyorsunuz eskiden CD'ler vardı. Onun gibi bir kurulum USB'si oluşturuluyor. Ve kurulumu tamamlıyoruz. Bu kadar. Ardından flash'ımız hazır. Ve bu flash yeni bilgisayara kurulum yapmak için hazır. Ardından bazı modellerde yeni aldığınız bilgisayarda bazı modellerde Wi-Fi driver'ı da olmuyor. Bu önemli. Wi-Fi driver'ını da yüklemem gerekiyor. Çünkü yeni bilgisayarda internete ihtiyacım olacak. Ardından yine Intel'in Wi-Fi driver'ına giriyorum. Ve videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp bunu da indiriyorum. Az önce söylediğim USB oluştururken de yine aşağıdaki linkten yararlanabilirim. Aşağıdaki linke tıkladım, USB oluşturdum. İkinci linke tıkladım, Wi-Fi dosyasını oluşturdum. Wi-Fi driver yani Wi-Fi sürücümüz yüklendi. Yüklenen sürücüyü kopyala diyorum. Az önce oluşturduğum USB'nin içine atıyorum. Daha sonra bu bize lazım olacak. Şimdi yeni bilgisayarımıza geçiyoruz. Burada hiçbir driver yüklü olmadığı için bir kablosuz mouse gerçekten işimize yarar. Ardından oluşturduğum, bilgisayar kapalıyken oluşturduğum flash'ı takıp bilgisayarı açıyorum. Önce dil ayarlarını yapıyorum. Ardından sonraki kısmına tıklıyorum. Sonra da şimdi yükle diyorum. Yani USB'yi zaten otomatik tanıyor. Burada eğer bir Windows ürün anahtarınız varsa, yani satın aldıysanız bir Windows işletim sistemi, ürün anahtarını buraya giriyorsunuz. Orijinal Windows'unuz oluyor. Eğer yoksa buradan ürün anahtarım yok kısmına tıklayıp ilerleyebilirsiniz. Buradan da hangi versiyon Windows yüklemek istiyorum onu seçiyorum. Onaylıyorum her şeyi. Burada mouse yoksa Space ile de tabla aşağı inip Space ile onaylayabilirim kutucukları. Buradan alttaki özele tıklıyorum ve Windows'u hangi kısmını kurmak istiyorsam onu seçip sonraki butonuna tıklıyorum. Ardından Windows otomatik şekilde kuruluyor. Windows kurulduktan sonra bilgisayar yeniden başlıyor ve Windows'umuz artık kuruldu. Karşımıza Windows simgesi geliyor. Küçük bir hikaye daha yapacağız. Bölgemizi ve dilimizi seçtik. İleri diyebiliriz. Ardından klavyemizin versiyonunu seçtik. Şimdi Wi-Fi gerekiyor. Çünkü driver'ları Wi-Fi'den indirecek. Ama Wi-Fi aslında driver'ımız diyor. Önce internete bağlamam lazım ki diğer driver'ları indireyim. O yüzden önce internete bağlanma driver'ını az önce ne yapmıştık? USB'ye koymuştuk. Onu gerçekleştiriyoruz. Bu adımda Shift artı 10 tuşuna basılı tutup komut arayüzünü açıyorum. Bu komut arayüzüne aşağıda yazan link koyuyorum. Aşağıda yazan yazıyı yazıyorum. Ya da söyleyebilirim. OOBE:\BYPASSNRO bunu yazıp Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi Shift 10 yaptım. Karşıma gelen komut dosyasında bunu yazdım. Ardından Enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra bakın aşağıda bir az önce olmayan bir buton oluştu. Bu butonda internet bağlantım yok seçeneği. Normalde internet bağlantınız olmadan bu adımı atlayamıyorsunuz. Az önce kodu bu yüzden yazdık. İnternet bağlantım yok diyorum. Sınırı kullanacaksın diyor. Tamam sorun değil ben halledeceğim. O yüzden sınırı kullanıma devam et diyorum. Ve kurulum devam ediyor. Bilgisayarıma bir isim veriyorum ve kurulum adımlarını tamamlıyorum. Burada yine bir bekleme sürecim oluyor. Ardından bilgisayar açılıyor ve masaüstü geliyor. Masaüstü geldiğinde artık işim çok basit. USB'yi hala çıkarmadım. USB'nin içine giriyorum ve USB'nin içerisinden videonun başında ne yapmıştık? Wi-Fi, kablosuz internet driver'ını oraya koymuştuk. Bize lazım olacak demiştik. Şu an çünkü bilgisayarda internet yok. O driver'ı buluyorum. Enter'a basıp kuruyorum driver'ı.
Arka tarafta kurulum gerçekleşiyor, hazırlanıyor. Kurulum açıldı, ileri diyerek kurulumu tamamlıyorum. Dediğim gibi bir kablolu mouse'unuz olursa işiniz çok kolay olur. Bir kablolu mouse'unuz yoksa tab ve space tuşlarıyla bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yükleme tamamlandı. Son diyorum. Ardından artık Wi-Fi driver'ım yüklendi. İnternete bağlan. Aslında bundan sonrası çok kolay. İnternete bağlan, güncellemelere gir, sistem güncellemelerinden güncelle. Zaten otomatik olarak driver yükleniyor ve bilgisayar sizin kurulumunuza hazır hale geliyor. Şu an bir internet buluyorum ve bağlanıyorum internete. İnternete bağlandım. Sonra Windows Update yazıyorum. Windows tuşuna bas, Update yaz ya da güncellemeleri yaz. Tüm güncellemeleri denetliyorum. Artık internete bağlı olduğum için o bütün sürücü güncellemelerimi, ihtiyacım olan bütün sürücüleri buluyor. Bu güncelleme biraz uzun sürebilir çünkü bir sürü sürücü yüklüyor ve yeni Windows güncellemesi de olabilir. Bu bağlamda hepsini buluyor ve ardından sürücüler ve bir sürü güncellemeler buldu. İşte bu mouse touchpad olabilir, test kartı güncellemesi olabilir, anakart sürücüsü olabilir, ekran kartı sürücüleri hepsini buluyor ve ben diyorum ki hepsini indir ve yükle diyorum. Ardından bilgisayarım kullanıma hazır. Bütün sürücüleri indiriyor, yüklüyorum ve birkaç defa yeniden başlatmamı isteyebilir. Otomatik olacak zaten bu işler. Ardından da bilgisayarım kullanıma hazır. Önce ne yaptık? Bir flash disk oluşturduk. Çalışan bir bilgisayardan aşağıdaki verdiğim ilk linke tıkladık. O boş bir flash'a bunu oluşturduk. 1. 2. Aşağıdaki verdiğim ikinci linkten wireless driver'ı bulduk. O flash'ın içerisine kopyalayıp yapıştırdık. Driver lazım olacak diye. Sonra bu flash diski yeni bilgisayara takıp işlemleri yaptık. Bir adım da Wi-Fi olmadan atlamıyor. O yüzden komut dosyasını açtık. Aşağıda 3. olarak yazdığım, 3. maddede yazdığım komutu kopyaladık. Gittik. Komut dosyasını yapıştırdık. Böylece internetsiz de kurulumu atlayabildim. Sonra kurulum da tamamlandı. Karşıma Windows ekranı geldi. Windows ekranında ne yaptım? Gittim. Wi-Fi sürücüsünü yükledim bilgisayara. Ondan sonra da Windows Update'ten bütün driver'ları yükledim ve bilgisayarım kullanıma hazır hale geldi. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sorunuz varsa aşağıda yorumlarda buluşalım. Bir başka laktozsuz teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Kanalım laktozsuz, biri gel bak dostum, geri dön bak coştum, beğenip geç dostum. Kanalım laktozsuz, biri gel bak dostum, geri dön bak coştum, beğenip geç dostum. İçiyoruz laktozsuz, diyemezsin ona GG sus. Geçmiyor günleri pardonsuz, bir hayat düşün ama patronsuz. Çıkmıyor dışarı kaşkolsuz, üşüyoruz başkan aşk olsun. Ege'den geldi bu verdolsun, biz buradayız ama sen yoksun. Yol izle, fazla dikizle, burcu ikizler deyip tekizle. Bunalıma girebilir o tekinse, Kadıköy online sokak tekinse. Buluşma iptal, hatun çikinse.